Ne yapıyorsunuz orada? Burada ne yapıyoruz? Şimdi geçen gün su aldı ya araba. Onun yerlerini tespit ediyor Fırat. Gösteriyor şimdi nerelerden almış diye. Geçen o şiddetli yağış oldu ya bir İstanbul'da. Hı-hı. Bizim klima hortumun altında bir açıklık varmış. Oradan bizim içeriye su gir camlardan. Kontrollerimiz falan ıslandı. Şimdi o yeri tespit ediyor Fırat. Orası tamir edilecek, kapatılacak ki bir daha öyle bir sorun yaşamayalım. O zaman ben tepeye çıkayım. Seni terasa alalım. Evet. Buyurunuz efendim. Mekanımız. Bunlarda kronik olan olay ne? 3 blok saç var bunlarda. 1, 2 ve 3. Tam şu aralar var ya. Şu saçların birleşim yerlerine sadece içeriden silikon atılmış. Üstüne de yani araba yapılırken tabii. Bu aralığı üstlerini komple zımparalayacağız. Sonra üstüne Dyson çekeceğiz. Ama tabii sıyırma Dyson. Yani yaptıktan sonra onu gösterebilirim ancak. Sonra kurumasını bekleyip en son aracın tüm üstüne fütür atacağız ki zımba gibi, kaya gibi olsun. Şu havalandırmayı iptal edeceğiz. Komple kaldırıp saç koyup orayı kapatacağız. Buranın kenarlarından bakın şuradan, özür dilerim şurası. Araç havalı, yağmurlu havada hareket ettiği vakit şuradan için olduğu gibi su alır. Yağmur. Buradan alır, burayı biriktirir ve içi çürütür. Gördük ve onu. Ve buradan içeri komple su alır, bu bir. Geçen gün gördük yağmurda. Fena değil mi? Sonra klimanın girişi. Evet, en çok şuradan almış sanki. En beter suyu aldığı yer orası. Şu hortum, klimanın hortumu. Etrafı tamamen açık. Oradan çok su girmişti. Yani açık, şuralar, şöyle açık. Burası şuralar. Komple silikonluydu. Ama tabii silikon zaman geçtikçe arabanın titreşiminden, vibrasyondan ötürü bir de vakit geçtikçe silikon kendi özelliğini kaybeder. Yani niteliğini kaybeder. Sonra sertleşmeye başlar. Sertleşmiş, kıpraştıkça da bire titredikçe de. Peki bu dönemsel ama, olarak yapılması gereken bir işlem mi ya? Ya 5-10 senede bir yapılsa değil mi? Tabii. Ara ara kontrol edeceğim, bakacağım, yeterli o. Ama bunun en son yapılıp da en son üstüne pütür attığım vakit pütürün içinde şey var, reçine var. O reçine de esnektir. İstese de içine su alamaz yani. Hı. Onun da mukavemetini daha fazla korumasını, uzun ömürlü olmasını sağlar. Anladım. Mukavemetini arttırır. Bunların yüklerini tekrar yaparken bunlar teras ayakları. Teras ayaklarını yaparken altından, altının izolasyonu, su kaçma olayını sakın Dyson'dan kaçayım demeyin. Yani elinizden geldiği kadar fazla sürün, böyle tassın ki tam her yere nüfuz edebilsin. Şunların altında mesela bir şey yok. Şunlar teras ayaklarımız. Geçen geldiğinde Fırat yapmıştı bunları. Altında böyle Dyson'la doldurdu. Buralardan su almasın diye. Bu arada klima bu kadarmış yani. Şu gölgesini gördüğünüz yer, şu kapağı. Aynen. Öyle bir kapağı var, böyle o yüzden bu kadar bir şey sen gördün mü? Tavanda çok büyük bir yer kaplıyor. Söktük yani, şuymuş olay ya. Şu kadar. Bütün tavanımızı öldürdü. Küçültemez miyiz? Ne ilgiliyorsunuz? Küçültemez miyiz? Yok. Oturduğum yerde mahkem kesiyorum, görüyor musun? Küçültemiyoruz maalesef. Niye küçültemiyoruz ya? Çünkü alttaki klimanın senkronize olarak ancak kaldırabildiği şey bu. Blok bu. Hayır. Kapağı küçültemiyoruz mu? Kapağı küçültebiliriz. Ama tabii onu ayrı bir fiberden kasa yapmak mesela lazım. Mesela şu ortayı kesip. Burada sadece işlem gören şu. Bak bu radyatör. Ve şu aralık. Değil mi? Şu aralık. Sıralar aslında fazla. Aynen. Ama bunu yaparken yapan firma tabii veya mühendis şey düşünmemiş, hani tavanın üstüne bir teras benzeri bir şey yapmayı düşünmemiş. Haliyle. Bu kadar popüler olmadığı için muhtemelen adamlar da bunu düşünmediler. Evet. Haliyle. Yok teras yapacaklarmış da, yok terasa çıkacaklarmış da. Bu niye böyle siyasetçi psikolojisine girdi, çözemedim. Hayır, o ya yukarıda duran kişi biziz. Ulusa seslenen için bizim yapmamız lazım. Ey halkım! Bizim yerimize... Buraya havuz yaptıracağım ben. Biz buraya teras kat çıkıyoruz. Benim içteki korkum var. Çok evet, onu fark ettik. Terasa çıkar çıkmaz oturdu hemen. Öyle yani taktirdi. O yüzden teras yapmasak da olur. Merdiven yeterli. Mantıklı.
Olacak olacak, güzel olacak. Sonu çok güzel oluyor. Yerde sürünerek gidelim. O halde başlayalım mı? Tavandan buraya mı indin? Tavanımda şu an fırtına işi var ya. O yüzden o orayı yapıyor diye ben de boş durmayayım dedim. Ama zımpara olunca nasıl fark ediyor ya? Yüzeyi. Buraya da biraz atınca tamam. Bunların üzerine mi? Orada ne oluyor? Şeyi çıkarttım. Havalandırmanın giriş yeri var ya, onu çıkarttı. Astarı zımparalıyoruz herhalde şu an. İlk boya katını yani. Evet. Bir de macunu yaptığımız yerler vardı ya. Evet. Onları da. O siyah kablo Fırat. Heh? O siyah kablo Seyfi abinin dediği şeye bağlıydı. Tamam. Ne yani? Üç hani vardı ya, üçlü böyle bir oraya gidiyordu. Bir yer yapamadık onu, ona bağlı işte o. Yarın birçok iş bitiyor. Seyfi abi bizimle yapacakmış. Sessiz konuşuyorum değil mi gene? Ya arkadaşlar, benim böyle bir sorunum var. Sessiz konuşuyorum yani içime. Siz de her defasında yazıyorsunuz ama hani şu sese bir çözüm bulun diye. Efendim? Tamam. Tamam. Çözüm bulacağız. Sana sesine mikrofon bağlayalım. Evet ya, şöyle şuradan bir mikrofon istiyorum. Tamam. Sesli konuştum diye yapıyor bunu. Tamam balım, işte böyle yani, bitiyor. Az kaldı. Yarın dolap mı çıkacağız? Evet, dolaplar yapılacak. Ya sesli konuşunca da ne konuşacağımı ayarlayamıyorum. Ne alakası var? Vallahi ayarlayamıyorum sesli konuşunca ya. Şuranın dolabı yapılabilir. Burun dolabı yapılacak. Koltuk zaten biz çözeceğiz. Nasıl çözeceğimizi bilmesek de. Ölçüler tutmuyor çünkü. Evet. Yani bir tane bizim araba koltuğumuzu yapan abiler yazdı bize. Onlarla bir görüşeceğiz. Eğer olursa buraya uygun ölçüde bir koltuk yaptıracağız. Evet, belki olabilir. Olması lazım çünkü çözüm yok. Aynen, ölçülerimiz uymuyor. Oturma kısımları burnum toz dolmuş. Fış yapıyormuşum. Oturma koltuk kısımları çok uzun. Böyle. Evet. 90 santim, 80 santim. O da şuralara falan geliyor. Bizim koridoru kapatıyor. Bu arada içeriden görüntü alıyor musun? Anlıyorum çok. Bence daha sürpriz olsun. Bence de bundan sonra sürpriz olsun artık. Evet. Çünkü şekillenmeye başladı. Evet. Çatlayın falan. Zaten Iveco'da böyle bir tasarım yok. Yani evet, genelde ama isteğe yönelik. Biz sonuçta mutfak kısmını çok büyük istediğimiz için böyle oldu tasarımlar. İnsanlar mutfakta çok vakit geçirmedikleri için küçük bir tezgah koyup oturma alanı daha büyük yapmayı tercih etmişler. Bu tasarım yok. Evet, yok ama yani isteseler de olurdu bence. Belki de. Ben de alışa geçiyorum. Fırat da nasıl çözümler buluyor ya?
Murat da oraya kaynak yapacak şimdi. Ha. Demir kesti. Kapatacağım. Şu alanı kapatacak, evet. O galiba üst kısmın. Üst kısmın bu. Burası ayrıca kesildi. Kestim onu da. Onu da yapacağız. Tamam. Nasıl işte, ortak gibi çıkıyor muyum? Işık direkt sana vuruyor yani. Bütün star ışığı sende evet, şu an. Nurluyum ben. Ben. Şu zımparanın özelliğini anlatmak istiyorum sana. Gel bak. Bak elini bir şuraya sür. Ne evet. Aa, çok iyi değil evet. Mi ya? Küçücük bir şey ama neler yapıyor. Şimdi Fırat tavana çıktı. Özgün de baba geçişlerini zımparalıyor. Fırat da burayı kapatıyor şu anda. Kalimeyi soracak olursanız yerinde. Birazdan onu da monte edeceğiz tavana. Onunla da işimiz bitmiş olacak. Senin kolların hala çalışabiliyor mu? Klimadan sonra ben yokum da. Hayır. Ya evet. Biraz yorucuydu ama bu çok yumuşak bir şey. Zorlanmadan yaptırıyor. O yüzden sıkıntı yok. İçerideki durum da böyle. Artık arka tarafı çekmeme kararı aldık. O da sürpriz olsun. Ne geldi aklına? Basınç tankını bağlayacağız ya. Bağlayacaksın. Bağlayacağız ya beraber şimdi. Bunu da böyle güzel yerleştirmiştim. Çok da güzel duruyordu. Bir basınç tankısız kullansak. Aslında olabilir. İhtiyaç halinde taksak onu. Ha, zorlandın şu an. Ya baksana sistemi kurmuşum mesela ben buraya. Eksize bir şey koymamı istiyorsunuz. Ben istemedim, sen aldın. Neyse, bunu şuraya çekeceğiz balım. Şuraya. Buraya da basınç tankını koyacağız. Şimdi orası komple yine ileri mi açılacak? Yani şöyle. Keseceğiz orayı. Evet. Şöyle. Hiç sevmediğim şey. Ben zaten delik deşik etmişim. Atıyorum. Şuradan mı bor acaba? Buradan mı diye. Vallahi Fırat kendi arabasını bırakıp bizim aracı yeni baştan yaratıyor. Elimizden geldiğince. Elinden daha ne gelebilir diyeceğim de gelir yani. O konuyu açmayı istemiyorum. Elimizden geldiğince. Ya bizi yola çıkarma konusunda en hevesli kişi bence Fırat. Ne? Bizi yola çıkarma konusunda en hevesli kişi birinci Seyfi abi, ikinci de Fırat. Ya Seyfi abi bomba ya. Yani ilk katı atmayacaktık boyada aslında. İkide bir hadi şu içeriği boyasanız bir görelim diye bizden çok heveslendi. Aynen ya. Ne kikir kikir, ne ya kikir. Şöyle şurada konuşurken mis gibi bir konu anlatıyor dur. Fırat. Arkada orada bak. Ya bir huzur ver de bir fırçasını çeksin. Seni sabote etti zaten videoyu. Neyin peşindesin? Hayır, kıskanıyorsan söyle. Neyin peşindesin? Cevap veriyorum. Bu iyiydi. Seni seviyoruz diye mi bu? Yok, ben kameralar önünde görünmek istemiyorum zaten. Tüm videolarda sen varken. Hiç yoktu. Bir gün videosunda da hep seni yapalım. Yok ya, ben çarpamıyorum. Niye yapamıyorsun? Yapıyorsun gayet de. Bugün Merve biraz rahatsızdı. O yüzden Fırat'la ben çalışıyoruz. Ama o ne yapıyor biliyor musunuz? Bize çay getiriyor, yemek yapıyor. Değil mi ya? Bence mutlaka ilaç. Biri böyle ilaç. Bunu sağlamalı yani. Aynen. Merhaba, afiyet iyi ki olsun. Varsın. Sen çayı ver, evet. Biz zavavalar çalışıyoruz. Aynen. Valla. Şey ama mod nasıl biliyor musun? Presentable. O zaman ben gidip çay demleyeyim. Bunu anlıyorum. Özgür aldı sinyali. Derdimiz oydu. Yani bir zahmet ver abi. Oldu o zaman. Hoşçakalın. Finali ne yapıyoruz? Ay, bağlıyoruz sonunda. Hadi gelin, kaldırıyoruz kızlar. Eyvah, geldim. Şuradaki iskeletin ucunu da koyabiliriz. He. İt arkaya. İt Merve. İttim. İt. Şu gözü kapatırız. Şurayı şöyle kapatırız, hı-hı, böyle bunun kadar. Banyonun içinde kaldı ya.
Bir gözü bana için. Evet. Bu kervane ikisi bir dönüyor bak. Evet, ikisi bir dönüyor. Bir tanesini kapatsak yetiyor. Birisi nasıl kapatacağım? O mil deli. He? O iki mil birbirine bağlı. Hayır, şunu ağzını da kapatacağım. Ağzını kapatmamız yeter. Şunun, solun. Hı-hı. Bu taraftaki üflese de yeter üstten. Ya onu oradan kesemiyoruz mu ya? Neyi kes? Klimayı oradan i̇yi kısaltamıyoruz mu? İyi akşamlar. Neyi, elma mı kesiyorsun? Elma kesiyor. Olur keseriz bu. Dürüst olun. Ya kötü bir soru sormuştun. Keseriz diyoruz, tamam. Eğleniyorsunuz şu an. Yazarız neydi? Albatros'u yazarız. Eğlenmeyi seviyoruz biz millet olarak. Şu köşeye bir baksak mı? Belki biraz daha gider. Boru var orada, borayı kırıyor. Boruyu sökelim mi? Biz söküyor. O zaman klimayı iptal et. Bak görüyor musun? Tavana vuruyor, demire vuruyor. Görüyor musun? Biz nasıl yapamıyoruz ya ikimiz? Yok, o güç yok. İkimiz şey. Yok, ikimize de yok işte onu söylüyorum. Bunu demiyorum Merve. Yaparsınız. Bu evet, şeyde, alışkın değiliz. Alışkanlıktan güçle alakalı değil. Güç, biraz güç var. Biraz var. Biraz da alışkanlık biraz olsa da tamam. Tamamen alışkanlıkla alakalı. Evet. Bu işe ben değil mi? Nasıl kapatacağız orayı? Nereyi? Orayı. Böyle birkaç tane karavan yapacaksın. Aynen. Sat bunu. 5 kiloluk damacanı kaldırıp indireceksin. Hayır, onu demek istemedim ya. Banyonun içinde kaldı ya usta. Kalsın ya, içine üflesin ya. 5 kiloluk bir damacana. Şey, kontrolü şey. Yalnız damacana 5 kilo, ha miniter var değil mi? Bir damacana. Evet. 10 kilo diyecektim de 5 kilo geldi. 19 kilo. 19 kilo. 19, 5, 2, 8, 7 kiloluk damacana. Ne? Mesela banyoyu nasıl döneceğiz falan. Balım sen orada durup neyin peşindesin? Bak, ya karşıdan baktıkça sinirim bozuluyor. Burada, burada banyo yaparsan arkada işini görürsün. Oraya oturacağın için boyun oraya vurmaz. Ne diyeyim yani başka? Bunlar olmasaydı, bunlar klimayı sökerken bunlar. Ya var ya, hayatımda unutamayacağım bir şey oldu yani o klima. Evet. Şey, Fadiye de güzel bir anı oldu ya. Ama bu var ya. Bak nasıl orada imdat imdat diye eğleniyor. Ya ben mesela şimdi altı sofrayı kurdu. Hızır gibi. Dedim arayayım da gelsin. Niye gel? Arıyorum, bir saat çaldırdım. Telefon kapanana kadar çaldı. Huylandın değil mi? Cevap yok. Huylandım, şöyle uyandım. İkinciyi aradım gene. Baktım lan telefon kapandı. Hani çalma sesi bitti, gene cevap yok. Dedim bunlar herhalde zımpara yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Sesi duymadılar. Dedim gideyim çağırayım bari. Anam geldim ki Seyfi abi yetiş. Bizim ifademizden çok belirgindi yani o. Ama Allah gönderdi nasıl, seni. Nasıl bir haliniz var abi? Yani klima tepenize duruyor. İkisi biz, birden yani, hareket de edemiyoruz. Ne? Hareket de edemiyoruz. Neydi, kaldık öyle. Öyle bir şey yaptık ya. Yok, sen hareket ediyorsun. Ben de gerçekten şu secdeye yattım ben ya. Geldim ki telefon burada duruyor. Bu klimaları tutuyorlar. O da videoyu sökmeye uğraşıyor. Dedim siz telefona ya, bundan bakamıyorsunuz herhalde. Adam bir alo der dedim. Seyfi abi yetiş de. İşte onu diyecek. Onu diyebilsek zaten. Bir de şey. Yani orada videoyu sökmeye çalışıyorum ya. Hangi aklı hizmet yani? Söksen o videoyu ne olacaklarını biliyorsun. Hala onu sökmüyor. Allah'tan sökülmedi işte o videoyu. Şartlanma. Hani kafayı oraya koymuşsun, sökeceğim diyorsun. Tamam sök. Ne olacak? En fazla ne şey altta kalacaklar. Kalasın üzerine düşecekti. Bir şey olmazdı ki yani. Sizin şeyiniz o biraz da. Bilmiyorum, ben korktum ya, çok ağır geldi. Yok, bana. Hani dengesini sağlamayıp kalastan da düşürür müyüz acaba? Şimdi ikisi böyle olduğu Merve gibi düşse... Merve kesin kendini yere atardı. Hayır. Sen şimdi o videoyu çıkardın. İkisi bir düşse bir şey olmaz. Ama tek tarafa düşse kalası bu tarafa yatırır. Hmm. Çünkü orada bağlı, gerçi orada bağlıydı. Doğru. Biz buradan bir tanesini sökünce Merve dengeyi şaşırttı, cama çarptı klimayı. Sen tek çarptırdın. İşte dengeyi şaşırdık baba. Neyse, iyi ki sökülmedi o vide ya.
Allah yüzümüze baktı. İlk Seyfi abi de indi aşağıya. Bu zaten. Sen iyi misin aşağı? Yoksa var ya. Bunların ikisi burada bak gidip öbür. Fena. Bir cam daha patlasa arabayı yani camsız kullanırdık. Bana mı giydirdin? Hayır. Ben bir şey demedim. Hayatında kaç kere cam patladı? Neyse Fırat kardeşim sen pazartesi gel şu şeylerde kaynar. Pazartesi depo geliyor herhalde. Aa şuraları mı? Evet pazartesi depoyu geliyor depo. Da. Depoyu tamam. Koyalım ki buraları kapatacaksın değil mi? Günaydın. Sen niye arkamdan geliyorsun ya? O da heyecan yaptı. Günaydın tamam. Neyse bu elimde görmüş olduğunuz malzeme. Bizim klima hortumlarımızı gördünüz. Çok böyle evet, akşamleyin. Hortumlarımız var. Onların terlemesini önlemek için yani arabanın içi sıcak olduğunda oradan soğuk gaz geçecek ya. Orada böyle bir buharlaşma cama sızdırmasın diye onun etrafına bunları dolacağız. O zaman da onu engellemiş olacağız. Burada ne kadar çok şey öğreniyoruz değil mi? Normal hayatında bunlar da. Akşam klimayı yana aldık malum. Tam istediğimiz gibi olmadı bence. Olmadı çünkü arabanın böyle biraz eğimli durduğu için klimada biraz yamuk durdu. Ama ona yapacağımız kasayı biz düz yapacağız. Ha içeride yani... kaldı ya ondan olmadı. Banyoda ha, kaldı. Kalacaktı zaten. O kadar çok kalacak mıydı ya? Kalacaktı zaten. Ölçü kurtarmıyordu ki. Tamam. Bugün o zaman... Bugün tamam ya bir sürü iş yapacağız. Mobilyalarımızı keseceğiz. Hem boyama yapacağız hem o ön tarafı kapatacağız. Evet. Hadi bakalım. Tabanı yapacağız. Pazartesi suda ben belki tesisatı yapabilirim. Su tesisatını mı? Ya da yarın mı yapsam? Yani şey bidon gelince bence. Ama şey, şey basınç tankının bidonla alakası yok. O yeri ayarlayabilsem. Evet o da doğru. Tamam onu da yaparsın. İnşallah hocam. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi geçen gün bir tane abi geldi arabanın içerisine. Klimanın hortumları için ne yapacaksınız dedi. Bu işte az önce de söyledim ya size. Buharlaşma yapıyor, su sızdırıyor diye. Sonra bir malzemeden bahsetti. Ben de gittim böyle bir şey aldım. Yani. Anlatınca böyle bir şey verdiler. Burası şey kauçuk gibi. Burası da yapışkanlı. Yalıtım malzemesi gibi aynı. Onun incesi şöyle. Bunu borunun etrafına sarıyoruz ki içeriden soğuk gaz geçtiğinde terleme yapıp da oradan şey aşağıya su akıtmasın diye. Bu çok önemli. Kontrol ıslanmamış olur. Aynen. Sizin de aklınızda bulunsun. Klimanız varsa eğer arabanızda üstüne böyle bir şey geçebilirsiniz. Biz ta işte çıkış yerinden başladık. Böyle bütün boruları yani kalın boruyu, gazın geçtiği boruyu bununla kaplıyoruz. Tamam ben gidiyorum. Kontrol keseceğiz. Usta geldi. Evet bak. Ne oldu? Gene çekiyorsun ondan. Şunu anlatayım da. Hadi biz gidiyoruz. Hadi öpücük. Aman ya. Ben korkmam Merve bak bunu anla. Ben korkmam. Kendini çabalıyorum, parçalıyorum kendimi. Ama ne yaparım? Bunun intikamını alırım. Korkuttuğun için. Korkutmaya ya, çalıştığın için daha doğrusu. Korkutamadım ki. Kendin, yani bak savaşı kendin başlatıyorsun. Tamam ne yapıyoruz şimdi içeride? Aklın olmayayım da. İçeride diyorsun. Ne yapıyoruz? Onu da video çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şey yan kontrolörü kapatıyor. Evet, Seyfi abi yan kontrolleri kapatıyor. Onunla kahve mi demleyeceksin? Kızım marangoz insanız. İşçiyiz. Şey, git soğan getir kırıldı. Ekmeği de böyle bir. Arkada şey oldu ya. Gösterdin mi sen orayı? İveko'sa olan insanlar belki bize yapar. Ya da fıtrat da şey yapar da. Burada... Böyle bütün ışıkları şöyle bağlamışlar. Ben de söktüm. Uçlarını bantladım. Kesseydin ya sen genelde kesmeyi seviyorsun direkt şöyle kabloları. Şöyle kopardım bu zaman gezmedim. Neyse Fuat'a soralım bunu. Bence de Fuat'a soralım. Muhtemelen bu sefer gerçekten... Düğünlerden gelirse beyefendi sorarız. Karışıyorsun çocuğa sen çocuğun hayatına ya. Muhtemelen bu sefer arka sinyalleri çıkarttığımı düşünüyorum.
Allah'ım yeter. Biraz mantık yürüttüm de gerçekten olursa. Keşke yürütmesen. Gel kahve de yapacağım. O güzel günler. Nasıl varım? Şov yapacağım şimdi burada. Ya nerede dönerdi kahve isteriz? Şimdi oradan bir matka fırlatacaktım. Seni göreceğiz. Isınmamış sürmeyiz daha. Versene biraz, ben seni çekeyim ya. İnsanlar seni de görmek istiyor bence. Hep ben görüyorum. Vay be. Al. Yola çıkmadan şey yaptım. Evet, göstereyim mi? Göstereyim. Amacı ne ya? Bu arada Merve de kahve demleyebiliyor ama senin elinden içmek daha keyifli oluyor çünkü. Ben de öyle düşünüyorum. Hayır ben yapmam de. Yapmam ki bu laftan sonra bir daha. Aa, asla. Merve, hemen bir şey bulmaya çalışıyorsun ya, bir şey yapmamak için. Devam et savaşa. Daha da batalım. Hayır, ben de başka biri yapınca içmeyi seviyorum aslında. Senin gibi lezzetli yapamıyorum o yüzden. Biraz daha över misin beni? şuraya doğru konuşur musun? Ya. Geçen? Unuttum. Güzel bir şey söyleyecektin. Unutma ya, hadi hatırlamışsın. Unuttum gerçekten. Öldürdü bizi şarkılar, öldürdü. Dokunuş oldu. Ben sana ıslatayım mı? Benim şarkılarım öldürür dedi. Ay, ağzına girdim, pardon. Bu arada o kavanozda olan şey boya arkadaşlar, hemen küf diye yapıştırmayın. Küflenmiş kavanoza kahve yapıyorlar demeyin. Dersiniz çünkü, biliyorum. Yine bir komplo kurulmuş bana. Evet. Merve Balım söylemlerime aldırış etti ve kahveyi o demleyecek. Hayır tabii ki, ben size yardıma gidiyorum. Kahveyi sana bırakıyorum. Hoşça kal. Geldim Şeyfa abicim, geldim, yardıma ihtiyacım varmış. Tut oradan. En başa git. Sen çekecek misin? Şeyfa abi. Şov yap hadi. Şov yap. Ateş çıkar tahtadan. Sen de gel ya. Gel. Usta ne diyor bu kız ya? Ağız olan konuşuyor. Merve! Kal. Gel buraya ya. Ne? Niye bir şey söylüyorum usta ya? Abi ne? Demir'e sinirleniyor, bana kızıyor. Güzelim adamı dedirttin ya. Demir'e sinirleniyor, bana kızıyor. Efe abi, gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Ne dedi sana, anlatsana. Ağzından konuşur dedi. Şu kalbim kırıldı şu anda ya. Ama sen ne dedin? Sen ne dedin? Evimiz başımıza yıkılıyor dedin. Onu mu dedin balım? Efe abiye mi dedin? Sen de ortalığı şey yapma. Şarjı ver. Tut. Evet. Kalasın annen gidiyor. Buraya ne yapıyorsun? Seyit abi. Her canım. Dolap oluyor buralar. Burası çok gitti böyle, baksana. Tamam, gitsin. Buraya vurunca mı sadece? Oraya. Oraya da karkasa bir dala işte. Ve geriden atıyor, sonra geldi. Ha, tamam. Öyle mi? Kolay affetmezdim ya. Çünkü ya çok... Ben nasıl bu kadar emin konuşabiliyorum ya? Ben getirdim, kremin içine neden, koydum neden diyorum. Neden acaba? Keçi burcu olduğundan olabilir mi? Tulumun cebinde kalmıştı. Seyfi abinin kalemi bu. O da dedi ki, kalemimi getirmedin. Ben diyorum ki getirdim, atölyede kremin içine koydum. Ama çok inat bir şekilde söylüyorum bunu. O da ısrarla getirmedin diyor. Ben de getirdim diyorum yani. Bir de orada şey diyorum. Bir bulursak o kalem var falan diyorum. İçer. Kendine faydası yok. Bir daha yapmayacağım. Sonra dedim ki bir çirkefe bakayım. İnşallah çirkefe değildir diye. Söyle gittim. Torpide gözüme çıktı. Bitsin de ağla. Çok özür dilerim herkesten. Bütün herkesten. Az ifadesinde göğsünü koyuyorum. Bugün çok tatlı bir şey oldu.
oturma alanımız planlandı. Baronüstü dolapları yapıldı. Merak ediyor musunuz? Çok güzel oluyor çünkü. Bugünlük paydos. Aynen, bugünlük paydos. Video çekiyorlar, tabancayı ver. Unuttum ya. Ne varsa yapıyoruz gerçekten. Aynen. Eyvah eyvah. Yukarıda da ateş yanıyor şu an. Bak oradan dumanlar Allah geliyor. Sen gökyüzünün rengini gördün mü? Hayır. Şu tarafın rengi acayip güzel. Var bak burada bunu bir şey yapıp. Gördün mü? Bak bunu kaldırıp içirince kilitleniyor. Tamam. Şimdi semaverde çay yapılmış. Yukarı gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Evet. Görüşürüz yeni videoda. Görüşürüz.